zaman da piyasada yoktu. Siyaseti neredeyse bırakmıştı. Leyla Zana işte bundan birkaç ay önce bir röportaj yayınladı bu seçim sürecinde. Daha sonra yine sessizliğine bir, birindi Kürt siyasetçi Leyla Zana. Leyla Zana'yı tanıtmaya gerek yok. Yediden 70'e her Kürt Leyla Zana'yı çok çok iyi tanıyor. O yüzden Leyla Zana Kürt halkının gururu olmuş ve Kürt halkının e, unutamaz e, e, siyasetçilerinden, kadınlarından biri olarak zaten tarihe geçmiş. Ve Leyla Zana ile ilgili güzel bir haber değerli izleyenler. Ahmet'te de 21 Mart'ta Rabe Dema Azadiyu Serkeftini'ye şiarıyla yapılacak Büyük Nevroz Bayramı hazırlıkları sürerken Kürt siyasetçi Leyla Zana'nın da Ahmet Nevroz'unda Ahmet Nevroz'una katılacağı öğrenildi. Zana kutlamalarda bir konuşma da yapacak değerli izleyenler. Nevroz bir konuşma da yapacak. Leyla Zana daha sonra Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi'nin seçim çalışmalarına katılacak. Zana, Rıha, Ali, Şırnak ve Ahmet seçim çalışmalarına da katılacağı Mezopotamya Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Bu güzel bir haber. Leyla Zana gibi değerli bir insanın, değerli insanlarımızın mutlaka bu seçim sürecinde bir bir ortaya çıkmaları gerekiyor. Yani kü küsmek olmaz. Bu süreç küsme süreci değil. Bakınız var olma ve yok olmayla karşı karşıyayız. Derdi izleyenler net söyleyeyim. O yüzden hiçbir Kürt'ün küs kalma gibi bir lüksü olamaz. Hiçbir Kürt küzemez. Küsen Kürt de bu süreçte gelecek kapıyı çalacak. DEM Parti'nin kapısını çalacak. Ben geldim diyecek. Elini uzatacak <laughs> ve Kürtler DEM Parti e, etrafında bütünleşecekler. Başka da bir yol yok yani. Başka bir parti varsa bize gösterin biz de gidelim. Var mı arkadaşlar başka bir parti? Sanmıyorum. Bu güzel gelişmeden sonra değerli izleyenler Serhatin Demirtaş'la ilgili bir haberle devam edelim. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Mahkemesi kararlarını ve kararlarının infazını denetlemek üzere 12-14 Mart tarihleri arasında Strasbourg'daki 3 aylık toplantısını başlattı değerli izleyenler. Pek çok konuda görüşüleceği toplantıda Türkiye'nin iki dosyası yer alıyor. Biri Osman Kavala, diğeri ise Selahattin Demirtaş. Evet, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala dosyaları Bakanlar Komitesi'nin gündeminde. Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Konseyi'nin yasama organı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 12 Ekim bir araya geldiği sonbahar oturumunda 12 Ekim 2023'teki sonbahar oturumunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararını e, 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 oy çoğunluğuyla kabul etmişti. Bu karara göre Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararı uygulanacak 1 Ocak 2024 tarihine kadar cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyordu. Fakat 1 Ocak 2024 tarihi geçti. Osman Kavala tahliye edilmedi. Ama... Ee, bunların Türkiye'de yasa dışı keyfi bir şekilde bırakılmadığına yönelik, özgürlüklerin bu konuda engellenilene yönelik ve bunu yapan savcı, hakim ve cezaevi görevlerine yönelik bir e, e, onlara yönelik bir ceza çıkabileceği, onlar hakkında davalar açılabileceği noktasında Avrupa Konseyi görüşmeler yapacak. Ali Osman Kavala 1 Ocak 2024'te kadar tahliye edilmediği takdirde 2024 kış oturumunda Türkiye delegasyonu AK, AKP'de oy kullanma haklarından yoksun kalacaktı. Ama Avrupa Konseyi <laughs> bu toplantıyı yaptı Ocak'ta fakat Türkiye ile ilgili bu kararı almadı yani. Yani Türkiye'den korktu yine 200'lük yaptı Avrupa Konseyi ve kendi söylediğini sözünün arkasında durmadı. Şimdi dünden beri toplantılar ve bu toplantı sonucu 15 Mart'ta açar, e, açıklanacağı söylendi. 15 Mart'ta Avrupa Konseyi'nin internet sitesinde Selahattin Demirtaş ve Osman ile ilgili aldığı karar açıklanacak. Ben söyleyeyim nedir bu yine? Tahminen söylüyorum tabii ki. Yine çağrı yapılacak. Derhal ikisinde serbest bırakılması yönünde çağrılar yapılacak. Ama onun dışında Türkiye bir cezai müeyyede uygulanacak mı? Hiç sanmıyorum. Farklı bir takvim belirlenebilir. Onu da söyleyeyim. Bakalım bu takvim ne olacak? Şimdi değerli izleyenler Selahattin Demirtaş'la ilgili günün manşeti. Bakınız AKP MHP hükümeti o kadar kindar ki o kadar kin güdüyor ki yani Selahattin Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş'a hukuksuz bir anda Selahattin Demirtaş yıllardır cezaevinde 8 yıla yaklaşıyor. Hukuksuz bir şekilde şu anda da hiçbir cezası olmamasına rağmen rehin tutulmuş durumda bununla yetinmiyorlar. Evet Selahattin Demirtaş avukat görüşmene görüşmesi avukat görüşmelerine bundan sonra çıkmayacağını açıkladı değerli izleyenler. Neden? Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir müvekkiliyle görüşmek için Edirne cezaevine gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmadığını duyurdu. Demir Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Demirtaş'tan odadan her giriş çıkışında ayakkabılarını çıkartması istendiği söylendi. Bakar mısınız bugüne kadar hiç insanın aklına gelmeyen bir uygulama. Odadan her giriş çık çıkışta ayakkabılarını çıkarıp çıkarması istenmiş. Çıplak ayakla girip çıkacak yani. Ve Demir Sanal Medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı. Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması da başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla bugünden itibaren Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır. Sayın Demirtaş bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili Dem Parti Genel Merkezi ile acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu olur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesi isteyecektir diye bir açıklama yaptı. Dem Parti'den sert tepki geldi değerli izleyenler. Demirtaş'a güvenlik tutuma <laughs> Dem Parti tabii ki tepki gösterdi. Dem Parti'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı katline cezaevinde hukuksuz şekilde rehin tutulan yoldaşımız Selahattin Demirtaş'a görüşlere gidip gelirken onur kırıcı üst araması uygulamasının dayatılmaya başlandığı avukatları tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Demirtaş'a yönelik bu onur kırıcı ve hukuksuz dayatmayı reddediyoruz. Seçim çalışmalarımızın engellenmesini de amaçlayan cezaevlerindeki artan bu baskıların sorumluluğun Adalet Bakanlığı ve iktidarda olduğunu ifade ediyoruz. Dem Parti olarak seçim çalışmalarımızı seçilmişlerimizin ve tutsak arkadaşlarımızın da katıldığı bir kampanyayla yürütmekteyiz. Seçim çalışmaları başladığından bu yana halkımızın her alanda partisini sahiplenmesi karşısında siyasi aciziyet yaşayan iktidar her türlü hukuksuzluğu devreye koymaktadır ancak bilinmelidir ki insanlık onuruna aykırı olan bu hukuksuzluklar ile DEM Parti durdurulamaz. Demirtaş'a ve cezaevlerindeki arkadaşlarımıza karşı artan insanlık dışı uygulamaların bir an önce son bulması çağrısını yapıyoruz. Demokratik muhalefeti ve kamuoyunu da bu hukuksuzluklara karşı çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz açıklamasını yaptı. Şimdi değerli izleyenler size Serhatin Demirtaş'ın daha önceki bir konuşmasındaki video soru herkese kapak olsun diye ekrana getiriyorum. Böylesi onurlu bir insanla neden uğraştıklarını bilmeniz açısından. Siz emirle, talimatla kadrolarınıza iş yaptırabilirsiniz. Bağırıp çağırınca etrafınızdakiler titreyebilir. Beden ödeteceğiz Şak şakşakçılarınızı sindirebilirsiniz. Biz onlardan değiliz. Bunu anlamadınız mı hali? Bunu öğrenmediniz mi? Ölümden öte köy var mı? Ölümden öte köy var mı? Ölümlerin en acısını yaşattınız. Neyle tehdit ediyorsunuz bizi? Neyle? Merak ediyorum neyle tehdit ediyorsunuz? Dersimi yaptınız Çorum'u, Maraş'ı, köy yakmaları, faili meçhul cinayetleri, işkenceleri, zulümleri, TCK operasyonlarına varıncaya kadar. Ne kaldı? Boyun eğdik mi? Çözüm barış olsun dedik. Bunlara rağmen masaya oturalım, konuşalım, çözelim dedik. Ne kaldı elinizde uygulamadığınız? Ne ile tehdit ediyorsunuz? Bizi anlamak istiyoruz. Kime nasıl bedel ödeteceksiniz? Daha ağır bedelin bu halk bizler nasıl ödeyeceğiz? Ölümden öte köy yoktur. Her birimizin canı Allah'ın emriyle halkımız uğruna bin defa da kurban olur. Bunu da böyle bir, şimdi değerli izleyenler, böyle bir böyle bir lider, böyle bir kişi ve e, her birimiz karşısında gerçekten de hani tabiri caizse namert bir oluşum var. Telaatin Demirtaş'ın karşısında namert bir oluşum var. Selahattin Demirtaş ne yapmış derdi izleyenler. Biri desin ki Selahattin Demirtaş bir insana mı saldırmış, birisini mi bıçaklamış, birisini mi öldürmüş ya da hırsızlık mı yapmış, kanunsuzluk mu yapmış? Selahattin Demirtaş çete mi kurmuş? Selahattin Demirtaş bu ülkedeki fakir fukaranın parasını mı yemiş? Selahattin Demirtaş savaş mı yapmış. Ya Selahattin Demirtaş insanlara hakaret ve küfür, insanlara baskı mı uygulamış, insanlara dilini mi inkar etmiş? Selahattin Demirtaş ne yapmış ya? Ben size söyleyeyim Selahattin Demirtaş ne yapmış? Bir, Selahattin Demirtaş Kürt. Selahattin Demirtaş yursever. Selahattin Demirtaş onurlu, haysiyetli bir Kürt olduğundan dolayı. Selahattin Demirtaş bunların ağzının payını verdiğinden dolayı hedef alındı. Evet, Serhatin Demirtaş AKP MHP iktidarının en büyük rakibiydi, tek rakibiydi. Serhatin Demirtaş gibi onlara takır takır sayan, cevap veren, onları rezil Rusya'dan eden bir lider geldi mi Türkiye'ye? Var mı bir lider böyle? Yok. İşte o yüzden Serhatin Demirtaş ve arkadaşlarına o yüzden hedef aldılar. Çünkü Serhatin Demirtaş bir Kürt lider. Bir Kürt liderin çıkıp böyle Türkiye'deki halka, halklara, Kürtlere, Türklere böyle bangır bangır böyle takır takır böyle prompter olmadan Konuşmasını Erdoğan kabullenemedi. Peki iktidar ne yaptı? Sevindi. Bakınız önümüzde seçimler var değerli izleyenler. Madem herkes selo başkan diyor değil mi? Bana, ben sorayım size ekrana. Ekranı bir selo e, başkan bir selo başkan selo kelimesiyle doldurmanızı rica ediyorum. Herkes yazsın. Yorum yapabilen herkes. Herkes yazsın. Seloya özgürlük yazın. Herkes yazın Selo'ya özgürlük yazın bakalım. utatsınlar. Seçimler yaklaşıyor. Yorum yapıyorum. Benim kendi kişisel düşüncemdir bu. Seçimler yaklaşıyor değil mi? Selahattin Demirtaş'a ahalaksızlık yapanlar. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde boş yere tutanlara. Selahattin Demirtaş'a bu ahlaksız uygulamayı yaptırmak isteyenlere ne demek ya odadan çektiğin zaman kameralar önünde ayaklarını çıkar, ayakkabılarını çıkar, ondan sonra çıplak git gel tekrar şu yak ya. Bu alçaklık değil mi ya? Sizde şu kadar zerre kadar haysiyet kalmamış mı lan? Adamı boş yere cezaevine atmışsınız. Gencecik yaşta 8 yıldır cezaevinde ya. 8 yıldır boş yere cezası bile yokken bu zulmü siz yapmışsınız. Zulümkarsınız siz. Zalimlik yapıyorsunuz. Ama aynı zamanda dayanamıyorsunuz. İçeride de zulüm etmeye devam ediyorsunuz. Serahattin Demirtaş'ın zerre kadar hatırı Kürtlerin yanında varsa var ya Kürtler AKP'ye kaybettirecek. Bu kadar net altını çiziyorum. AKP'den bir şey çıkmaz. AKP'den adam olmaz. Kürtlerde zerre kadar haysiyet varsa Selon'un hatırı içinde Kürtler AKP'nin kaybetmesi için kim gerekiyorsa şeytan oy istiyorsa şeytana oy verin. Ama AKP kaybetsin. Ben bunu altını çiziyorum. Adım adım çiziyorum. Kim nereye çekerse çeksin. Umurumda bile değil. Yok partinin kararı yok Martin'in kararı. Tekrar söylüyorum. Şeytan bile geliyorsa şeytana oy verin. AKP'ye, AKP'ye yakın onlara oy vermeyin. Böyle bir düşmanlık olmaz ya. Böyle bir nefret olmaz ya. Bunların içerisinde nefret dolmuş, kin dolmuş. Kürt olduğu zaman bakınız Birazdan haberler geliyor. Adamlar neyin hazırını yapıyor? Biz neyin peşindeyiz? Biz halen diyoruz ki bir şeyler olabilir mi olabilir? Yok şu bu. Hayır. Bu iktidar adam olmaz ben size söyleyeyim. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar kaybetmeli. İstanbul'u da kaybetmeli. Ankara'yı da kaybetmeli. Her yeri büyük şehirlerin var ya tamamını kaybetmeli. Dem Parti aklını başına almalı. Bir şey varsa var yoksa yok kardeşim. Net olarak aday mı çekilecek? Çekin adayı. Açıktan birilerine oy mu verilecek? Yapın. Yeter ki artık AKP kaybetsin. Bakınız biz seçimin başından beri ne dedik? Dedi ki işte biz kimseye kaybettirmek. Yok. Böyle değil. Adam seni yok etmeye çalışıyor. Bakınız. iki buçuk yıldır Sayın Öcalan üzerinde tercih var. Kim yapıyor bu tercihi ya? CHP mi tercihi uyguluyor? Hayır. Şimdi hakaniyetli davranalım. CHP iyidir demiyoruz ki biz. Ama AKP MHP iktidarı şu anda o terceğin sahibidir. AKP ile MHP gelmiş geçmiş Türkiye'deki en faşist rejime sahiptir şu anda. AKP'nin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da kaybetmesi gerekiyor. Kaybetmesi gerekiyor. Vallahi eğer AKP bu kentleri tekrar geri alsa var ya, o zaman sizi görün bakalım neler yapacaklar, neler yapacaklar. O yüzden madem bunlar adam olmuyor Madem bunların bir barış, bir çözüm yolu yok. Madem böyle bir önerileri yok. Madem bunların kazanması, kaybetmesi bize zararlıysa kazanmaları o zaman kazanmasınlar kardeşim. Kazanmasınlar. Bu kadar net söylüyorum. Bak adam gencecik yaşta bütün ömrünü içeride çürütmüş durumda. Görüyor musunuz? Selahattin Demirtaş'a bakın Oyunuzu ona göre kullanın. Kim bu Selahattin Demirtaş'a zulüm yapıyorsa şu anda Adalet Bakanı karar alıp Demir Demirtaş'ı böyle ekranlar karşısında yarın öbür gün ne yapacaklar biliyor musunuz? Bir tane troll yarın öbür gün Edirne'deki görüntü yayınlayacak. Efendim Demir Demirtaş'ın bakın nasıl böyle tıpış tıpış işte ayakkabısını çıkartıyoruz, istediğimizi yaptırıyoruz falan. Ulan Selahattin Demirtaş sizin topunuzun toplamıdır be. Bari onurlu bir insandır, haysiyeti bir insandır, şerefli bir insandır, hırsız değil, soygun değil, inkarcı değil, talancı değil, katil değil, diktatör değil bari ya. Selahattin Demirtaş adam gibi adam, adam gibi adam. Sizin 7777 sularınızın tamamı bir Selahattin Demirtaş etmez. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Bütün Kürtler öyle biliyor. Sizin 7777 sularınızın tamamı bir Selahattin Demirtaş'ın şu kesip attığı bu Haram tırna bile etmez. Bunu da böyle bilesiniz. Selahattin Demirtaş'ı içeride tutmakla Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını ve Kürt önderlerini, liderlerini ve Sayın Öcalan'ı onunla birlikte içeride tutmakla, onlara eziyet etmekle, onlara tecrit uygulamakla siz bir şey kazanamıyorsunuz. İtibarınızı kaybediyorsunuz. Ve kendinizi beş para getiriyorsunuz. Bir Selahattin Demirtaş gider, bin tane Selahattin Demirtaş gider gelir. Ama yeter ki insan onurlu olsun, haysiyeti olsun, zalim olmasın, zalim olmasın. Siz zalimsiniz, zalim. Bu da böyle bilinir. Bakınız, değerli izleyenler, size neden bunların kaybetmesi gerektiğine yönelik buyurun size iki tane haber. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ee, görüşmeler için yarın Bağdat'a gidiyor. Diyeceksiniz ki hayrola daha geçen hafta gittiler yine gidiyorlar. Bu ay dördüncü görüşmeleri bu. Niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Bugün Erdoğan'ın bahsettiği Kürtler arasındaki o bölünme bölümü var ya yetmedi. Lozan'da Kürtleri dört parçaya böldüler yetmedi. Diyorlar ki biz Kürtler arasına bu kez öyle bir sed örelim ki çit sendinden büyük olsun. Kürtler birbirlerini uzakta da görmesinler, seslerini duymasınlar. 40 kilometrelik bir şey hesaplıyor Erdoğan. Hem Güney Kürdistan sınırında konuşamıyorum, bağıramıyorum kusura bakmayın ama Erdoğan hem Güney Kürdistan sınırında 40 kilometre içeri girmek istiyor. Kürdün sesini 40 kilometre Kürtler birbirini duymayacak. Ve aynı şekilde Rojava'da açık kalan bazı bölümler var Erdoğan'ın planı. Oralarda kapatıp 40 kilometrede oradan içeri girerek Kürtleri tamamen kendi aralarında izole etmek, bölmek. Kürtler kendi eskiden bayramlarda hani böyle izin veriyorlardı işte birkaç gün gidip bayramlaşıyorlardı ya o da bitti gitti. Fiziki olarak Kürtleri, Kürdistan'ı bunlar Çin sendini arada 5 metre, 10 metre yükseklikten bilmem ne kadar karanlıkta betonlar örerek Kürt halkını birbirinden parçalayacaklar. Ve bunun planını yapıyorlar. Ve ne yazık ki diyorum, ne yazık ki Allah kahretsin ki bazı Kürtler de buna alet oluyor. Buna önayak oluyor. Destek sunuyor. Bakınız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bugün şırına gitti. Aynı paralelde. O da sosyal medya hesabında e, Kürdistan bölgesi sınırlarına yakın bölgelere gitti, o tepelere gitti. işte efendim ne yapacaksınız, ne yapıyorsunuz, nerede nasıl gireceğiz, ne yapacağız? Çünkü o bölgelerde defalarca askerlerin girdiği, çıktı, operasyon yaptığı, bombalandığı yerlere gitti ve yeni tarımatlar verdiği kamuoyuna yansıdı. Yani seçimlerden önce de bunlar hazırlıklarını tamamlamak üzere değerli izleyenler. O yüzden seçimlerden önce de bir e, saldırı olasılığı olabilir. Çünkü Erdoğan bakıyor. Yani durum kötü. Ne yapacak? İstanbul'u ve Ankara'yı milliyetçilik üzerinde kazanmaya çalışacak. Şunu diyecek. Efendim biz Kürtleri vuruyoruz. Biz terörü yok ediyoruz onlara göre. Kürtler terörist zaten. Bütün Kürtler terörist yani. Düşünsene Rojava'da adam buğday ambarı bombalıyordu. Ben onu bombaladım diyor. Fabrika bombalıyor diyor. Ben bombaladım diyor. Yani inkar da etmiyor. Vurdum diyor ben. Yani Kürtleri terörist olarak görüyor. Ve bazı Kürtleri de satın alarak yanlarına, yanlarına yanına alarak bunu söylüyor. Peki milliyetçilik üzerinden Kürtleri vurarak milliyetçilik üzerinden seçimi kazanmak tutar mı diyorsunuz? Tutar. Niye? Bir Kürt öldüğü zaman sevinen milyonlarca insan var Türkiye'de. Zekasını kaybetmiş, beynini kaybetmiş, benliğini kaybetmiş, gözü kararmış, Kürtleri düşman gören milyonlarca insan var. Ve Erdoğan bunlara oynuyor size söyleyeyim ben. Aklı başında bir insanın Erdoğan'a oy verdiğini siz duydunuz mu? Kendi çevrenize bakın. Okumuş, bilgili, kültürlü, böyle bilinçli Erdoğan'a oy veren tek bir kişi var mı etrafınızda? Allah aşkına bir, bir bakın hadi. Ben mesela şu anda düşünüyorum. Kendi ailemde düşünüyorum. Erdoğan'a oy verenler var. Ha yakın alemde oy veren yok. Kendi öz yakın ailemde Allah'a şükür. Bakın bir düşünsenize kendi çevrenize baksanız da sizin aile içerisinde böyle mantıklı çalışan, gerçekten de geleceği gören, dünyayı gören, haberdar olan tek bir kişinin Erdoğan'a oy verdiğini siz gördünüz mü, duydunuz mu? Var mı böyle biri? Yok. Niye? Zaten Erdoğan'ın derdi, beyni iyi çalışmayan, zekası iyi çalışmayan, okuma yazması olmayan yaşlı ya da yaşlıdan ziyade Aklı bir şey düşünceye sahip olan insanları zaten Erdoğan kazanmış yani Erdoğanın kazandığı böyle elit böyle kültür seviyesi yüksek böyle e, okuma oranları yüksek olan bölgelerde Erdoğan'ın bugüne kadar kazandığını siz duydunuz mu? Kürt yurserlerinin olduğu yerde Erdoğan kazanmamıştır. Türk entelektüellerinin olduğu yerde Erdoğan hiçbir zaman kazanmamıştır. Bu lafımı da yazın bir yere. Gidin seçim bölgelerine bakın. Ege baştan başa entelektüel kesindir. Erdoğan tek bir yerde kazanmıyor orada. Niye? Akdeniz entelektüellerin olduğu yerlerdir genelde. Erdoğan niye kazanamıyor? Çünkü birazcık beynini çalıştıran Erdoğan'ın, Erdoğan iktidarının neler yapmaya çalıştığını, ne fırıldaklar, fırıldaklar çevirmeye çalıştığını çok çok iyi bildiği için kimse vermiyor. O yüzden bizim içimizde de, bizim ailelerimizde de aynı bu bilinç, aynı bu şekilde Erdoğan'a o yüzden oy veriyorlar ya da vermiyorlar. Şimdi değerli izleyenler, Kürdistan'a plan var doğru. Bunu birazdan konuşacağız. Bu arada Gazze'deki duruma da bir bakalım. İsrail ve Hamas arasındaki savaş tam 159. gününde devam ediyor değerli izleyenler. Saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bivorinin <laughs> Eşref El Kudra son 24 saatte Gazze şeridinde 88 Filistinli'nin daha İsrail'in hava saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyururken Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31272'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısının ise 73.000'in üzerine çıktığını aktardı ve 72'sinin kadın ve %72'sinin bu ölenlerin %72'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu iddia etti Filistin Sağlık Bakanlığı bir rapor var değerli izleyenler. Bakınız bu çok önemli. Hepimizi bütün dünyaya alakadar eden bir rapor. Güç savaşından falan bahsediyoruz ya. Kim güçlü? Kimin sözü geçiyor? Neden geçiyor? Acaba ekonomik güçlülük mü önemli? Yoksa e, nükleer güçlülük mü önemli? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Boğazım düzelmedi bir türlü. Şimdi... Hangi ülkenin kaç adet nükleer savaş başlığı var bir ona bakalım. Bu kısa haberi sizlerle paylaşayım ben. Nükleer silahlar konusunda anlaşmazlıklar sürse de dünyada 12.512 nükleer savaş başlığı bulunuyor arkadaşlar. En çok nükleer savaş başlığı ise Rusya'da bunu biliyorsunuz. Ülkelerin bu alandaki yaptıkları yatırım da son yıllarda 82 milyar doları aşmış durumda nükleere sadece. Rusya'da ne kadar nükleer başlık var biliyor musunuz? 5889 nükleer savaş başlığı var. Peki Amerika'da ne kadar var? Amerika'da 5244 başlık. Yani Amerika ile Rusya arasında yaklaşık bir 500 başlık fark var. Yani Rusya'da daha çok 500 başlık daha çok 500 başlık ne demek yani? Fransa'da 209 nükleer savaş başlığı var. İngiltere'de 225. Yine Pakistan'da 170. Hindistan'da 164 diyeceksiniz ki Allah Allah Hindistan'da da mı var? Evet Hindistan'da var. İsrail'de 90 nükleer başlık var. Kuzey Kore'de ise tahminlere göre. Çünkü Kuzey Kore bu konuda ser veriyor, sır vermiyor. Uluslararası denetimlere kapalı olduğu için 30 nükleer savaş başlığından bahsediliyor. Türkiye'de var mı? Türkiye yok diyor. Türkiye bu konuda benden nükleer başlık yoktu ki olsa zaten dünya onu biliyor bence. Tespit ederler. Ee, onu söyleyelim. Şimdi işte bu hani güç dengesinden falan bahsedersen bahsettiğimizde ee, Putin'den bugün bir açıklama geldi. Adam dünyanın kralı. O anlamda söylüyorum. Ve Putin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişinin anlamsız bir adam olduğunu ve Rusya'nın Finlandiya sınırına askeri yanak yapacağını açıkladı. Putin ayrıca bütün Avrupa'yı da tehdit etti. Dedi ki egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda Rusya nükleer silah kullanmaya hazırdır dedi. Bu açıklamadan sonra bütün Avrupa teyakuza geçti. Zaten bundan önce de biliyorsunuz Almanya sık sık açıklama yapıyor. 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Silah yatırım yaptı Almanya. Kendi tarihinde yapmadığı bir şey yaptı. Bütün Avrupa şu anda Rusya'nın olası bir saldırısına karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakınız demin size dedim ki 5800 küsür nükleer başlık var. Avrupa'da ne kadar var? Fransa'da 290 tane var. İngiltere'de 225. Onun dışında Avrupa'da nükleer başlık yok. Yani Rusya Allah korusun böyle bir girişimde bulunursa bütün Avrupa'yı yerlen bir eder. yerlen bir eder. Onu söyledim böyle 5800 nükleer başlık öyle hafife alınacak bir şey. Bütün dünyanın yarısını yok edebilecek güce bir bir güce sahiptir. Dolayısıyla e, Ukrayna savaşı m, aslında bütün dünyanın başına ve Avrupa'nın başına bela olmuş durumda. E, bu anlamıyla Finlandiya işte bu tehditten sonra Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo Rusya'nın Batı ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını açıkladı. Avrupa Birliği'nin bu tehlike, e, tehdide şimdi de şimdi yanıt vermemesinin uzun vadeli riskler doğuracağı uyarısından bulundu. Yani dedi ki Avrupa Birliği bu da etmeli. Nasıl müdahale edecek? Elinde tek bir nükleer yok. Toplamı 500 tane nükleeri var İngiltere ve Fransa. <laughs> Avrupa'nın diğer ülkelerde nükleer yok. Peki Rusya o elindeki 5000 küsür nükleerle ne yapar? bütün Avrupa'yı yok edebilir değerli izleyenler. Allah korusun herhangi bu kez eğer bir e, dünya savaşı çıkarsa bu kez nükleer savaşı çıkar. Yani Amerika Amerika ve Rusya'nın elinde var. ikisi iki ülke arasında çok büyük nükleer potansiyeli var ve yani insan düşünmek bile istemiyor. İnan insan düşünmek bile istemiyor. Bu arada Almanya Başbakanı biliyor e, biliyorsun Almanya Rusya'dan çekiniyor yani. Bu böyle Alman şeyler bakanlar diyor yani son Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mutlaka Rusya Avrupa'ya bir çıkartma yapacak. yani. Eğer sıkıştırılarsa bu kadar biraz zorlarlarsa Rusya bunu yapar. Ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri göndermeyi bir kez daha reddetti. Dedi ki Almanya'nın bu savaşa müdahil olmasını engellemek benim sorunumdur. Elimden geleni yapacağım dedi. Biz yara kadar etmiyor dedi. Geri adam attı onu da söyleyelim. Şimdi değerli izleyenler Güney Kürdistan'daki gelişmelere ilişkin ciddi bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşayım. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Eski Peşmerge Bakanlığı Danışmanı Cebar Yaver, Türkiye ilişkin önemli bir açıklamada bulunduğu Yaver, Türk Devleti'nin şu ana kadar uluslararası yasalara dikkate almadığını belirterek, gerçeği yansıtmayan gerçeklerle Kandil ve Süleymaniye'ye yakın bölgelere yerleşmek istediğini duyurdu. Yaver, Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi topraklarına dönük saldırıları ve yeni e, operasyon hazırlıklarına yönelik Rojniv ise uzun bir yazı paylaştı. Bir bölümünü sizlerle paylaşayım ve şunu diyor uyararak. Türk Devleti'nin şu ana kadar uluslararası yasaları dikkate almadığını e, belirtebilirim. Türk Devleti doğru olmayan gerçeklerle 40 kilometre derinliğinde Kürdistan bölgesi topraklarına girmeye çalışıyor. Özellikle Kandil ve Süleymaniye çevresine yakın bölgelere girmeyi hedefliyor. Türk Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haritaya göre Kürdistan bölgesi topraklarında 87 Türk askeri üsleri bulunuyor resmi olarak. Şu ana kadar Irak hükümeti hava saldırılarına ilişkin herhangi bir tutum sergilemedi. Türk devleti bazen 300 kilometre derinlikte Irak topraklarına giriyor. Irak hükümetinin sessizliği Türk devleti ve Irak hükümeti arasında bir anlaşmanın sağlanmasına yol açıyor, işaret ediyor. Bağdat ile Ankara arasındaki güvenlik anlaşması açısından cesaret vericidir açıklaması